Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatın sorularını çözmeye odaklanmış bir zihin dünyası vardı. Onun o ince anlayışında, onun zarafetinde suçlamak yoktu. Hemen anlayıvermek vardı, hemen kolaylaştırmak vardı. Öyle buyurmuyor muydu? Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Hazreti Ömer Efendimiz onun Abdullah ve iki arkadaşının başından geçen olay ilginçti. Bir savaştaydılar. Savaşın iyice kızıştığı bir zamandı. Savaşın dehşeti onları korkutmuştu. Onlar yavaş yavaş geri çekildiler. Savaş alanını terk ettiler. Savaş bitmişti. Efendimiz ve sahabe-i kiram Medine'ye gelmişlerdi. Ama Hazreti Abdullah ve arkadaşları utançlarından dolayı Medine'ye giremiyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gül yüzüne nasıl bakacaklardı? Durumlarıyla ilgili olarak ne diyeceklerdi? Bir gün seher vaktinde Medine'ye girdiler. Ama olacak ya, karşılarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görüverdiler. Tam bir şaşkınlık içine girdiler. Daha fazla dayanamadılar. Durumlarını olduğu gibi itiraf ettiler. Savaşın dehşetinden korkmuştuk. Bu korkuyla geri çekildik. Bir bakıma savaş kaçağı sayılırız ey Allah'ın Resulü dediler. Efendimizin gül yüzleri tebessüm tebessüm üzereydi. Sonra da siz savaştan kaçmadınız. Daha güçlü olabilmek için geri çekildiniz. Efendimiz Abdullah'ın arkadaşların gönüllerindeki ağırlığı alıvermişti. Onlar rahatlamanın sevincini yaşıyorlardı. Sorunları çözme engin ufuklar gerektirirdi. Problemleri hallediverme, kalpleri muhabbetle dalga dalga olan muhabbet insanı isterdi. Efendimizin ufukları zirvedeydi. Kalplerindeki muhabbet kainatı kucaklayacak boyutlardaydı. Bütün varlıkları kucaklayacak enginlikteydi. O alemlere rahmetti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem problemleri tabiri caizse tereyağından kıl çeker gibi hallederlerdi. Ufuk ne kadar engin olursa problemler o kadar küçülürdü. Kalpler ne kadar geniş olursa sıkıntılar o kadar hafiflerdi. Onda sızlanma olmazdı. Onda usanma olmazdı. Onda şikayet olmazdı. Daha doğmadan babası vefat etmişti. 6 yaşında annesi vefat ediyordu. 8 yaşına geldiğinde dedesi dünyadan göçüyordu. Efendimiz tam bir yetim, tam bir öksüzdü. Bir bakıma yetim olmak, öksüz olmak ne büyük nimetti. Zira bütün yeryüzü yetimlerini en iyi anlayan oluvermişti. Sekiz yaşından sonra Efendimiz'i amcası Ebu Talib'in eşi Fatıma bağrına basıyordu. Öz evlatlarından ileri tutuyordu. Peygamber Efendimiz'i amcasının eşi Fatıma çok sevmişti. Ve Fatıma imanın aydınlığına ulaşmıştı. Güzel bir mümindi. Bir gün acılı haber yayılıvermişti. Fatıma Hatun vefat etmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dillerinden dökülense, o benim annemden sonra annemdi, sevgili annem vefat etti buyuruyorlardı. Efendimiz gömleğini çıkarıyorlar, Fatıma Hatun için kefen yapılsın diyorlardı. Kabire varılmıştı. Kabire önce Peygamber Efendimiz girdiler. Hüzünlüydüler. Kabire uzandılar, bir müddet öylece kaldılar. Sahabe-i kiram, ey Allah'ın Resulü, sizin bu kadına yaptığınızı başka hiç kimseye yaparken görmedik diyorlardı. Efendimiz ise o benim annemden sonra annemdi. Amcam Ebu Talip'ten sonra bu kadıncağız kadar bana iyiliği dokunan bir kimse olmamıştır. Defin işlemi bittikten sonra Efendimiz sevgili annesi için şöyle dua yaptılar. Allah'ım sana merhamet etsin ve seni hayırla mükafatlandırsın. Anneciğim, annemden sonra bana annelik ettin. Kendin aç kalır beni doyururdun. En iyi nimetleri kendin yemez bana yedirirdin. Bunu da ancak Allah'ın rızası için ahiret yurdunu umarak yapardın. Allah ki dirilten ve öldürendir. O hiç ölmeyendir. O devamlı diri olandır. Allah'ım
Fatıma binti Esed'i affeyle, kabrini geniş eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi Yüce Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gülüşün, bir tebessümün bile değerli olduğunu öğretirdi. Ufacık bir iyiliğin kadir kıymetinin altını çizerlerdi ve öyle buyururlardı. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükredemez. Zariflerin zarifi Peygamber Efendimiz, annemden sonra annem dediği Fatıma Hatun'a öz evlattan daha ileri bir hizmet sunuyordu. Onun iyiliklerini bir bir sayıyordu. Onu tacan evinden sevgilerle uğurluyor ve Yüce Rabbinden bağışlanması için dualar ediyordu. Onun zarafetini, onun inceliğini yansıtan nice hallerden bazı halleri, Efendimiz kendisiyle konuşanları dikkatle dinlerlerdi. Dinlediği kimseye bütün bedenleriyle dönerlerdi. Musahabasında karşısındaki elini bırakmadan Efendimiz elini bırakmazlardı. Hiç kimsenin sözünü kesmezlerdi. Meclisinde bulunan hiç kimse Efendimizin kendisine karşı kaba ve küçümseyici tavrına hiç tanık olmamıştı. Kabalıktan ve yukarıdan bakmaktan şiddetle sakınırlardı. Hiç kimseye arkasını dönmezlerdi. Kırıcı kelamlar olmazdı. Arkadaşlarına nazik davranmanın hayırlı bir iş, her ayrılışında bir sadak olduğunu öğretirlerdi. Bir hadis-i şeriflerinde öyle buyurmuşlardı. En hayırlı olanınız, ahlaken en iyi olanınızdır. Bir defasında cenneti anlatıyordu. İçi dışından, dışı içinden gözüken cennetteki yüksek köşklerden söz etmişlerdi, müjdelemişlerdi. Şeref arkadaşları sormuştu. Bu köşkler hangi özellikteki müminlere ihsan edilecekti? Peygamber Efendimiz, bunlar nazik ve tatlı konuşanlar içindir buyuruyorlardı. Hayatın kendisi zor değildi. Hayatı bizler zorlaştırıyorduk. Tatlı tatlı konuşma zeminleri kuramıyorduk. Oysa bu zor değildi. Ama bizim kaprislerimiz o zeminleri gölgeliyordu, yaralıyordu. Kaba ve ilkel çizgilerin ağır bastığı bireyler istemeseler de hayatı zorlaştırıyorlardı. Ufuksuzluklarımız, engin olamayışlarımız, hamlıklarımız sürekli sorun üretiyordu. Sanki sorunların kaynağı haline geliyordu. Ama seviyemizi yükseltiyorsak, ilmen, fikren, ahlaken adım adım ilerliyorsak, her gün bir adım bile olsa yol alıyorsak, o zaman sevinmeliyiz. Ki yol alış, iç dünyamızda bir huzurun kaynağı olurdu. Ama yerimizde sayıyorsak, burada durağan suyun kirlendiği gibi kirlenmemiz söz konusuydu. Daha acısı ise, bir seviyede oluşan sorunlar o seviyede kaldığımız sürece çözülemezdi. Ancak seviyelerimiz yükseliyorsa sorunları çözme imkanımız oluşuyor demekti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyordu. İki günü eşit olan ziyandadır. Gerçekte insanın potansiyeli çok ileri boyuttaydı. Yüksek kabiliyetlerle donatılmıştı. Muhteşem bir enerjisi vardı. Kendisine yeterli boyutta zaman ihsan edilmişti. Bütün bu imkanlarını bir devreye sokabilsindi, zirvelere doğru sürekli ilerlerdi. Melekleri bile geride bırakan noktalara ulaşabilirdi. Varoluşunu gerçekleştirme kulvarında her dem adım adım ilerleyen insan, kendi gerçeğinde daha bir derinleşecek ve olgun ve bilge bir konuma gelecekti. Bu konumdaki Müslümanlarsa insanlığın en zarif, en incelikli, en saygın insanlar olacaktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyordu. Sizin en hayırlı olanınız, ahlaken en ileri olanınızdır buyuruyorlardı. Efendimizin belirlediği hedeflere adım adım gidebilenlerden olabilmek dileğiyle hoşça kalın efendim. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.